Bu geliş Ateş Bey'den mi? Ne yapıyorlarmış? Ne yapsın? Hilmi diye bir adamın yanında ralli arabası topluyormuş. Vah, vah, vah. Demek benim param olmadan ralli pilotu olabileceğini zannediyor ha? Araba toplayacakmış. Ya etme bulma dünyası be kızım. Hem de bir ay öncesine kadar arabasını bakıma bıraktığı adamın yanına çırak girmiş ha? Ya, değil mi? Değil mi? Sayende abi. Ya, sayende. Ama çok yakıştı. Yani tamirci çırağı Ateş. Çok fiyakalı be. Gerçekten. Of, abi. Ama Avcı soyadına yakıştığını pek söyleyemeyeceğim. Tamirci çırağı. Bir şey yapmayacak mısın? Yapacağım. Tabii ki yapacağım. Ama yapabileceğim tek şey... araban bozulunca, ki bozulursa... oraya götürürüm tamire, birkaç kuruş para kazanır sayemde. Sana inanamıyorum abi. Sana gerçekten inanamıyorum. Ah Ateş. Sen tıbbı bitir, git tamirci çırağı ol. Hem de ne için? Bir inat uğruna. Ya. Holdinginde yüzlerce adamı idare etti, bir oğlunu idare edemedi dedirtmem. Göreceksin, göreceksin. Seni de hizaya getireceğim Ateş Efendi, göreceksin. Olaya bak ya. Allah Allah. Ya koskoca adamım ben. Kimse inanmıyor benim kendi ayaklarımın üzerinde durabileceğime. Halamın tepkisini gördün değil mi araba topluyorum deyince? Hayır sanırsın araba çaldı. Hayır çok kolaydı sanki hayata tutunmak. Aramıza hoş geldin Ateş Avcı. O ne demekmiş ya şimdi? Şu demek. Dükkanda işler nanay. Demir Ayşe'nin kursu için para toplamaya çalışıyordu. Yani anlayacağın hem dükkan hem de Ayşe'nin kursu tehlikede. Ayşe'nin mi kursu? Ne kursuymuş bu Ayşe'nin kursu? Valla sen de böyle konu Ayşen olunca böyle bir şey oluyor sana. Ne oldu? Sen aşık mı oldun? Ya sen bıraksana şu makarayı. Anlat şu kursu ne kursuymuş bir. Üf, tamam anlatıyorum. Şimdi bu İtalyanlar çok önemli bir kurs yapıyormuş. Hı. Ayşe'nin kariyeri için de bu çok önemli bir kursmuş. Hı hı. İşte ailesi de onun için para toplamaya çalışıyor. Ama yok. Demir de o yüzden her şeyi satıp savuşturup Kayseri'ye dönmekten falan bahsediyordu. Yılmazlar batarsa biz de batarız. Ne diyorsun sen ya? Ne Kayseri'si ya? Nereden çıktı şimdi Kayseri? Arkadaş olaya bak ya. Dert üstüne dert. Dert üstüne dert. Yasemin. Sen bu adamın kartını nereden buldun? Kenan Baran verdi. Geçen gün tesadüfen karşılaştık da kekimi tattı. Çok beğendi. Çok ünlü bir gurme. Yaseminciğim. Ben bu adamın çok ünlü bir gurme olduğunun farkındayım. Ama sen bu adamın gurmelerin kralı olduğunun farkında değilsin galiba. Yok farkındayım. Eğer farkında olsaydın, bu adamın kartını sağda solda bırakmak yerine çerçeveletip odana asardın canım. Ya sen benim düzenime karışmasana. Neyse, uzatmayacağım. Biz konumuza dönelim. Sen bana biraz önce bu adam benim kekimi beğendi dedin değil mi? Güzel. Şimdi biz bu arkadaş üzerinden harika bir plan yaparsak... hem Ayşe'nin
hem Demir'in hem senin, dolayısıyla da hepimizin problemini kökünden çözmüş oluruz. Şimdi ben bu adamın gurmeler kralı olduğunu biliyorum. Ama ne işimize yarayacak onu bilmiyorum. Sorunlar olduğunda sana böyle bir aydınlanma geliyor, böyle çat diye sorun olunca. Sana ne oluyor böyle? Oğlum var ya, biz bir dizide olsaydık ya, bu mevzuyu böyle uzatırlar, ezerler, ezerler. Üçle çarpıp beşe bölerler, öyle bilirlerdi millet. Ama sen anında göründün. Nasıl çözeceğiz biz? Anlat bakayım. Pozitif düşünce ve pratik zeka diyelim. Ama sen hiç yorma o güzel kafanı. Ben sana anlatacağım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Demir ve Ayşe'ni öncelikle buraya çağırmamız lazım. Tabii inat etmeyip de gelmeleri gerekiyor. Sonra ben hepinize anlatacağım planı. İyi madem. Ben Demir'e mesaj atayım, sen de Ayşe'ne mesaj at. Seve seve. Ne? Yani işimiz görülsün diye. Ya tabii tabii çakal.